Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İncil'de geleceği müjdelenen alemin reisi kimdir? Şu an elimizde bulunan İncil'lerde de bu ifadeyi görebiliriz. Hz. İsa Aleyhisselam şöyle diyor. Artık sizinle konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın reisi geliyor ve bende onun hiçbir şeyi yoktur. Yine İsa Aleyhisselam şöyle diyor. Ve o geldiği zaman günah salah ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir. Bu ifadeler e, Yuhanna Bab 14 ayet 30'da yine Yuhanna Bab 16 ayet 8'de geçmektedir. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği ve kendisinden sonra geleceğini haber verdiği bu alemin reisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kim görülebilir ve kim gösterilebilir? Bütün yeryüzünün yarısını hükmü altına almış ve insanlığın en önemli kısmının beşten birisini de getirdiği hidayetle doğru yola ulaştırmış Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kim gösterilebilir? Dolayısıyla gerek insanların özel hayatları ve toplum hayatları, gerekse dünya ve ahiret hayatlarını her açıdan düzeltecek şu helal, şu haram, şu... Allah'ın rızasına uygun şu değildir diye hayatın bütün alanlarında hüküm koyacak ve gerçekten bunu ortaya koyan Muhammed Aleyhisselatü vesselam ve onun getirdiği sünnet-i seniye ve onun bize bildirdiği Kur'an'dan başka yeryüzünde kim gösterilebilir? Ayrıca İslam tarihinde hatta peygamberler tarihinde yani İslam tarihi derken Hz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren başlatıyoruz. İslam tarihinde dünya tarihinde Davud Aleyhisselam'dan sonra yeryüzünde böyle bir hakimiyet kuran başka bir din gösterilemez. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra dünyaya bu kadar İslamiyet'i hakim kılan, bu kadar devletlerin kurulmasına, insanların Müslüman olmasına, huzura ermesine vesile olan İslamiyet'ten başka bir din gösterilemez. Öyleyse Hz. İsa Aleyhisselam'ın İncil'de geleceğin haber verdiği, ve alemin reisi olarak ifade buyurduğu zat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ve onun getirdiği dindir. Yalnız bazı İncil yazarları veya bazı İncil tercüme edenler bu ifadeleri değiştirmişler. Zaman zaman başka manalara gelecek şekilde yapmışlar. Ama kelimeler değişmek, hakikatler değişmez. Hz. İsa Aleyhisselam'ın haber verdiği, müjdelediği zat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır.